Basta, ne yapıyorsun? Bu kostüm sandığını bir tiyatro sergilemek için kullanacağız. Bu bir korsan tiyatrosu olacak. Ve ben de Kaptan Buster olacağım. Yav! Çok eğlenceli olacak. Ben de top çevirme numaramı yaparım. Aa, olabilir. Korsan gibi olursa tabii. Ben de yeni yazdığım şarkımı söylerim. Şarkımın adı Patron Kim. Aa evet, Patron Kim. Korsanlar şarkı söylemez. Ben söylerim. Elimde bir sürü gösterişli kolum olur. Dev bir ahtapot gibi. Dev bir ahtapot eş. Harika olacaksın. Hadi çocuklar gidelim. Yapacak çok iş var. Traktör Jesse daha çok merak ediyor. Hazırız. Bu Kaptan Basta'nın hikayesi. Dünya çapındaki en cesur korsan benim. Ve ben de onun en iyi arkadaşıyım. Hopkavaz korsan. Bakın bu da ne? Başka bir korsan. Sıradan bir korsan değilim. Ben şarkı söyleyen bir korsanım. Bandit olamaz. Patron kim? Söyle. Patron benim. İşte. Patron kim? Söyle. Patron benim. Hadi işte. Eş, sıra sende. Patron kim? Ben devasa. Patron kim? Ah, bu tam bir felaket. Sen ne diyorsun? Seyirciler bayıldı. Hadi Eş, büyük kapanış zamanı. Çok gerginim. Yanlış bir şeyler yaparım. Başarabilirsin Eş. Eğlenmek için buradayız. Sensiz oynamak istemiyorum. Ahtapot. Dev bir ahtapotum. Şu kollarıma bir bakın. Wow. Patron biziz. Vay canına. Çok eğlenceliydi Basta. Evet, öyleydi. Buster'ın garajında şekerleme zamanı. İyi uykular Buster. Peki bu kim? Bu bir robot otobüs. Olamaz. Buraya kötülük yapmaya gelmiş. Bakın Buster'ın kılığına girdi. Aa merhaba Scout. Scout futbol maçı için antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. İşte robot otobüs geliyor. Galiba Scout onun robot otobüs değil Buster olduğunu sanıyor. Olamaz. Robot otobüs Scout'un futbol topunu patlattı. Ne kadar kötü bir şey. Zavallı Scout çok üzüldü. Bu Jeep Jesse. Yeşil ışığın yanmasını bekliyor. İşte yandı. Oh! Kıl payı kurtardı. Robot otobüs yine kargaşa yaratma peşinde. Olamaz. Jesse onun gerçekten Buster olduğunu sanıyor. Ah küçük Robin, dikkatli ol. Robot otobüs pek arkadaş canlısı değil. Aa zavallı Robin. Kötü kalpli robot otobüs. Merhaba Digger. Digger oyun bloklarıyla oynayarak eğleniyor. Olamaz. Robot otobüs oyununu bozmaya geldi. Digger'ın yaptığı piramidi yıktı. Robot otobüs kaos yaratıyor. İşte gerçek otobüs Buster. Öğle uykusundan uyandı. Olamaz. Herkes sana çok öfkeli Buster. Robot otobüsün sen olduğunu sanıyorlar. Onca kötü şeyi senin yapmadığını nasıl kanıtlayabilirsin? Robot otobüs daha fazla kargaşa yaratmak için yine geldi. Çabuk ol Digger. Üst tarafında bir düğme var. Bakın kötülük yapmaya ayarlanmış. Onu iyiliğe ayarla Digger. Çok iyi Digger. Bu işe yarayacak gibi görünüyor. Robot otobüs yine normale dönmüş gibi görünüyor. Çok iyiydiniz arkadaşlar. Kıl payı kurtardınız. Robot otobüs şehrin tamamında kargaşa yaratabilirdi. Hoşça kalın. Vay canına Buster. Şu kırmızı balona bak. Hadi onu yakalamayı dene. İyi denemeydi Buster. Ama uçup gidiyor. Aa, Buster üzgün görünüyor. Aa, merhaba küçük Robin. Sen kaçan balonu yakalayabilirsin. İşte böyle. Teşekkür ederiz Robin. Ne güzel bir balon Buster. Vay canına, bir balon daha. Bu yeşil. Çabuk Robin, yakala. İşte böyle. Şimdi 2 balonun var Buster. Vay canına, şu rengarenk balonlara bakın. Ne yapacağını biliyorsun Robin. Buster, balonlar seni havaya çıkarıyor. Robin Buster'ı kaybetti. Yukarıda Robin. Buster uçuyor. Sorun yok Buster, sakın korkma. Havadan görünen manzaraya bak. Terry Kornan'ın nereden geldiğini anlayamıyor. Yukarı bak Terry. Bu bir kuş mu? Bu bir uçak mı? Hayır, bu otobüs Buster. Her gün görülemeyecek bir manzara. Aa Buster, artık çok yükseğe uçuyorsun. Terry aşağıda küçücük kaldı. Bence Buster korkmaya başladı. Uzaya kadar gitmek istemezsin Buster. Yardım etmelisin Robin. Harika fikir. Balonları patlatırsan umarım Buster aşağı inecektir. Olamaz, Buster çok hızlı düşüyor. Sorun yok Buster, neredeyse yere ulaştın. Birkaç balon daha iş görecektir Robin. Ve sayı. Buster tekrar yere indiği için mutlu. Bence uçma işini Robin'e bırakmalıyız Buster. Ah, Robin nereye gidiyor? Bir balon daha mı? Bence Buster'a bugünlük bu kadar balon yeter. Hoşça kal Buster. Hoşça kal Robin. Merhaba Buster. Oradaki posterde ne? Bir itfaiye kamyonu mu? Heyecan verici görünüyor, öyle değil mi? Bakın, bu itfaiye kamyonu Ashley. Sanırım Buster itfaiye örgütüne katılmak istiyor. Hadi Buster, ilk iş günün için hazırlanmanın tam zamanı. Birkaç küçük değişiklik yapılacak ve... Vay canına, şuraya bak. Buster gerçekten bir itfaiye kamyonu. Bir merdiven, siren ve bir su hortumu var. Uh-oh, yangın alarmı. Bir yerde yangın çıkmış. Ashley'nin gidip yangını söndürmesi gerek. Sen burada kal Buster. Hey, bu kamyon Tony. Su birikintisine dikkat et. Olamaz. Düşen koli yangın çıkardı. Hem de itfaiye istasyonunda. Şimdi ne yapacağız? Çabuk ol itfaiye kamyonu Buster. Hemen şu yangını söndür. Oh, yangın çatıya yayıldı. Su püskürtmeye devam et Buster. Yaşasın. Robin yardıma geldi. Ashley de döndü. Birlikte çalışırsanız söndürebilirsiniz. 2 itfaiye kamyonu çok daha iyidir. Oh, sonunda yangın söndürüldü. Çok iyiydi Buster ve Ashley. Bakın, yine o poster. Şimdi posterde Buster'ın resmi var. Oo, sen gerçekten bir kahramansın Buster. Bu otobüs Buster dışarıda oyun oynamaya çıktı. Kırmızı boyaya dikkat et Buster. Aa, Buster boyanın tam üzerinden geçti. Bak Buster, yola tekerleklerinle kırmızı çizgiler çizdin. Sanırım Buster'ın aklına bir fikir geldi. Çok iyi bir daire çizdin. Daire yuvarlaktır. Tekerleklerinle aynı şekilde Buster. Şimdi de dairenin içini boyadın Buster. Bu kırmızı bir daire. Merhaba Scout. Bu eğlenceye sen de katıl. Şekilleri öğreniyoruz. Scout hangi şekli çiziyor? Bu bir kare. Mavi bir kare. Bir kare 4 eşit kenarlara sahiptir. Merhaba Digger. Digger da Buster ve Scout'la şekilleri boyamaya geldi. Peki Digger hangi şekli çizecek? Digger bu işte Buster ve Scout kadar hızlı değil. Sorun değil. Digger az sonra bitirmiş olur. Bu bir üçgen. Bir üçgenin üç kenarı bulunur. Sarı bir üçgen. Digger'ın şeklini çizmesi o kadar uzun sürdü ki Buster ve Scout uyuyakaldı. Uyanın arkadaşlar. Peki başka hangi şekilleri çizebiliriz? Yeşil bir dikdörtgen. Aferin sana Buster. Altın bir yıldız. Bu muhteşem görünüyor Scout. Ve çok güzel pembe bir kalp. Digger bir eşkenar dörtgen çiziyor. Vay canına, şu renklerin güzelliğine bakın. Bu gökkuşağı renginde bir eşkenar dörtgen. Farklı renklerde birçok şekil. Şekilleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Bir kare, bir daire, bir dikdörtgen, bir yıldız, bir kalp, bir üçgen ve bir eşkenar dörtgen çizdik. Aferin size arkadaşlar. Buster'ın bugün okulda ne öğreneceğini merak ediyorum. Aa, bir yanardağ. Vay! Bir deney yapacaklar. Öğretmen onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. İlk olarak bir damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra biraz köpüklü yapmak için sirke. Vay canına! Patlayan bir yanardağ gibi görünüyor. İnanılmaz değil mi? Herkes çok heyecanlı. Deneyi tek başlarına yapacaklar. Ne dağınıklık ama. Görünüşe göre Haydut doğru yapamamış. Oh hayır. İzci de doğru yapamamış. Belki Buster. Buster da herkes kadar etrafı dağıttı. Peki neden olmuyor? Eş doğru yapabildi mi? Buster kontrol edecek. Eş hala malzemeleri koyuyor. Vay canına, işe yaradı. Aferin Eş. Peki ama Eş doğru yaparken diğer herkes nasıl yanıldı? Oo, tahtada yazan talimatları uygulamış. Ne güzel bir fikir. Öğretmeni Eş'le gurur duyuyor. Şimdi diğerleri tekrar deneyecekler. Ama önce ne yapmaları gerektiğini kontrol edecekler. Önce bir damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra da köpüklü yapmak için sirke. Yaşasın! İşe yarıyor. Yanardağların hepsi köpürüyor. Harika değil mi? Herkese aferin. Talimatlara uyunca yapabilecekleriniz harika. Öğretmen herkesle gurur duyuyor. İşte otobüs Buster geliyor. Acaba bugün nereye gidiyor merak ettim. O da ne? Şu reklam panosuna bak Buster. Lastikler pırıl pırıl ve yepyeni görünüyor. Belki de lastiklerini yenilemenin zamanı gelmiştir Buster. İşte gidiyor. Aa bak, bu Jeep Jesse. Yokuş yukarı çıkarken güçlük çekiyor gibi görünüyor. İşte Buster geliyor. Zavallı Jesse. Sanırım Jesse'nin yardıma ihtiyacı var Buster. Anlaşılan lastikleri yolu kavramıyor ve kayıyor. Çok yaklaştın Jesse, ha gayret. Ah Buster, o lastikleri almak istediğini biliyorum ama arkadaşın Jesse'nin yardıma ihtiyacı var. Olamaz. Jesse geriye doğru kayıyor. Aa, aferin sana Buster. Jesse'ye yardım etmek için döndün. Gerçekten çok naziksin. Ah hayır. Jesse'nin römorkunda bir sorun var herhalde. Anlaşılan römorkun ağırlığı Jesse'nin yokuş aşağı çok hızlı gitmesine yol açıyor. Kontrolünü kaybetti Buster. Çabuk ol Buster. Ona yardım etmelisin. Merak etme Jesse. Buster sana yetişmek üzere. Aferin Buster. Römorku kontrol etmeye devam et ki devrilmesin. Olamaz. Garaj tam önünüzde. Jesse'nin zamanında durması çok zor. Harika fikir Buster. Jesse'yi yavaşlatmak için kendi frenini kullan. Kıl payı kurtardın. Çok iyi Buster. Şuraya bak. Bunları almak için geldiğin yepyeni lastikler. Oo, zavallı Jesse. Lastikleri çok yıpranmış. Buster, sanırım onlara senden daha çok ihtiyacı olan biri var. Çok doğru Buster. Aferin sana. Jesse'nin yeni lastiklere çok ihtiyacı var. Harika görünüyorsun Jesse. Artık römorkunu çekerken hiçbir sorun yaşamayacaksın. Ve kolayca yokuş yukarı çıkacaksın. Hoşça kal Buster. Hoşça kal Jesse. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. Digger. O ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın, dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oh, vişne. Çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor Buster. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşni olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. Son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Enfes. Eş oyun oynamak için Buster'ın evine geldi. Kutu oyunu oynamak için sabırsızlanıyorlar. Bugünün oyunu yılanlar ve merdivenler. Heyecan verici. Önce Eş oynuyor. 5 ve 2. Bu 7 eder. Eş piyonunu 7 kare ilerletiyor. Şimdi sıra Buster'da. 8. Piyonunu ilerletiyor. Sıra yine Eş'te. Vay canına, çok iyi zar attı. Merdiveni çıkıyor. Şimdi Buster 5 atıyor. Eyvah, yılanın kuyruğuna geldi. Buster pek iyi gitmiyor. Aman, kendi piyonunu devirdi. Bu da ne? Büyük Baba oynayacak diğer oyuncaklar da geldi ama hepsini düşürdü. Eş toplamasına yardım ediyor. Ama kimse Buster'ı izlemiyor. Aa, hayır, piyonunu ileri aldı. Ama bu hile yapmak. Oh, hayır, oyunu kazanmış gibi piyonunu bitiş çizgisine getirdi. Eş geri döndü. Oyun bitmiş gibi duruyor. Buster kazandı. Eş bunun nasıl olduğunu anlamadı ama arkadaşı için mutlu. Garip. Buster kazandığı için mutlu hissetmeli ama öyle hissetmiyor. Buster hile yaptı. Dürüst bir şekilde kazanmadı. O yüzden kötü hissediyor. Ama Büyük Baba her şeyin kazanmak olmadığını biliyor. Eğlenceli kısmı oyunu oynamak. Ve şimdi sıra Eş'te. Eş zarları atıyor. Vay canına, neredeyse yılana geliyordu. Buster yine yılanın kuyruğuna geldi. İşte Eş dürüst bir şekilde kazandı. Ama Buster arkadaşı için mutlu. Birlikte oynarken çok eğlendiler. Bakın, bu Jeep Jesse. Pastası var. Vay canına, çok leziz görünüyor. Bakın, haydut otobüs geliyor. Haylazlık yapacak gibi görünüyor. Olamaz. Jesse'nin pastasını yiyor. Bu hiç adil değil. Zavallı Jesse. Bakın, otobüs Buster. Tam arkasında haydut var. Çok hızlı gidiyor. Buster, Scout'la oyun oynamaya gitti. Scout'a hediye olarak bir futbol topu veriyor. Scout'un oynayışına bakın. Şuna bakın. Digley rengarenk bir kule yapıyor. Ama işte yine haydut geliyor. Acaba o korkunç zorba ne işler peşinde? Olamaz. Digley'nin kulesini yerle bir etti. Haydut tam bir baş belası. Oh, Scout'un topunu gördü. Haydut topu çalarak kendisi oynamaya başlıyor. Ne zorba ama. Buster bir şeyler yapmak istiyor. Zavallı Scout çok üzüldü. Buster arkadaşına yardım etmek istiyor. Haydut'un karşısına dikilecek ve topu geri vermesini isteyecek. Haydut'un Buster'a kulak asacağını sanmam. Hatta ona da zorbalık yapacak. Bu adil değil. Ama bir dakika. Jesse de Buster'a arka çıkıyor. Scout da yardıma geliyor. Hepsi haydutun yaptığı zorbalıklardan artık bıktı. Bu arada polis arabası Otis büyük bir zevkle dondurma yiyor. Oo, haydut geri giderken Otis'e çarptı. Otis kızgın görünüyor. Herkese kötülük yapan haydut bunu çoktan hak etti. Şimdi Buster, Scout ve Jesse huzur içinde futbol oynayabilirler. Toplanın arkadaşlar ve sihirbaz Buster'ın masalını dinleyin. İşte bu otobüs Buster. Görünüşe bakılırsa sihirli ormana doğru gidiyor. Bir dakika, yolun kenarındaki şey ne? Sanırım bu bir sihir kitabı. Vay canına, Buster bunu sihir yapmak için kullanabilir. Bakın, Scout, Terry ve Jesse şehir meydanında oynuyorlar. Sanırım Buster birkaç sihir yapmaya çalışacak. Bir bakalım. Oo, bir sihirbaz şapkası. Buster gerçekten sihir yapıyor. Acaba Buster Terry'e yardım etmek için nasıl bir sihir yapabilir? Abrakadabra. Vay canına, Buster bitkilerin büyümesini sağladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Sihir kitabında başka ne gibi sihirler var? Arı sihri mi? Bakın, Buster Scout'u bir arıya dönüştürdü. Scout uçarken gerçekten çok eğleniyor. Sanırım Jesse de uçmak istiyor. Bunun için başka nasıl sihirler var? Baloncuk mu? Güzel, Jesse bir baloncuğun içinde uçmaya başladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Şuna bakın, çok uykusu geldi. Şekerleme vakti geldi mi Buster? Oh, sanırım bir şeyler ters gitti. Sihir kontrolden çıktı. Çabuk ol Buster. Her şeyi tekrar normal haline döndürmek zorundasın. Acele et. bütün sihirler bozuldu. Ama Buster'ın arkadaşları yaptıklarından memnun kalmışa benzemiyorlar. Buster sihir kitabını bulduğu yere geri koyuyor. İşte sihirbaz Buster masalımızın sonuna geldi. Merhaba Buster. Tekerleğinde tuttuğun nedir? Dondurma. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Ne oldu Buster? Aa, senin dişin sallanıyor. Bu hiç iyi değil. Sanırım Buster çok fazla şeker yiyor. Ah yazık. Acı çektiği çok belli oluyor. Zavallı Buster. Aa, bu harika bir fikir Robin. Buster'ın ağrıyan dişine baktırmak için dişçiye gitmesi gerek. Aa, hadi ama Buster. Bu o kadar ürkütücü değil. Şu lollipop ne kadar nefis görünüyor. Ama ağrıyan dişin için iyi olacağını hiç sanmıyorum. Oo, canın çok yanmış gibi görünüyor. Bir elmaya ne dersin Buster? İçinde daha az şeker bulunan bir şey ister misin? Sanırım Buster şimdi herhangi bir şey yemekten korkuyor. Ah canım, dişi hala ağrıyor. Zavallı Buster. Ama bu şekilde devam edemez. Haklısın Robin. Git yardım çağır. Bakın kim geldi. Ambulans Amber. O ne yapılacağını bilir. Sakın korkma Buster. Aha. Amber yardım etmeye geldi. Sen sadece cesur ol yeter. Ağzını aç. Hadi Buster. Ağzını kocaman aç ki Amber da dişini görebilsin. Hadi bir bakalım. Çok ağrıdığı belli oluyor Buster. Anlaşılan ilk süt dişinin çekilmesi gerekiyor. Sonra yerine yetişkin dişin çıkacak. Amber bunu nasıl sağlayacağını biliyor. Diş macunu tabii ki. Diş macununu diş fırçasının üzerine sık ve yanlara doğru fırçala. İşte bu Buster. Dişlerin tertemiz oldu. Şimdi ağzını çalkala. Dişlerine iyi bakman çok önemli. Aferin sana Buster. Buz torbası acını biraz hafifletir. Şimdi daha iyi. Gördün mü? O kadar da ürkütücü değildi. Teşekkürler Amber. Vay canına. Bak Buster. Sallanan dişin düşmüş. Şimdi daha iyisin değil mi? Kısa süre sonra yerine yeni dişin çıkacak. Aferin sana Buster. Çok cesur davrandın. Merhaba Buster. Oh, o da ne? Bir futbol topu. Şuraya bak Buster. Bütün arkadaşların futbol maçı yapmak için sıraya girmiş ve onlara bir oyuncu daha gerekiyor. Hadi Buster, çok eğlenceli olacak. Başlama vuruşun. Aa, çok yavaşsın Buster. Çimento kamyonu CJ şut atmaya hazırlanıyor. Jeep Jesse kurtarabilecek mi? Hadi Jesse, yapabilirsin. Oo, yaklaştın ama. Gol! Çok iyiydi CJ. Harika bir kafa attın Buster. Çok iyi vurdun Scout. Harika kapattın Digger. Scout Digger'ı şaşırtarak topu rakip alana taşıyor. Scout var gücüyle gole doğru gidiyor. Hadi Scout yapabilirsin. Kimse onu durduramaz. Gol! Tebrikler Scout. Jesse'den Scout'a. Scout vuruşunu yapıyor. Çok iyi Digger. Direkt Haydut'a gidiyor. Aa, çok sert oynuyorsun Haydut. Haydut gol atacak mı? Jesse bu sefer kurtarabilir mi? Olamaz. Jesse topu patlattı. Maç bitti mi yani? Aa, işte bu harika. Otis'in yedek topu var. Maç devam ediyor. Şimdi işler hararetlenmeye başladı. Buster hızla kaleye doğru yaklaşıyor. Olamaz. Haydut otobüs Buster'ı itti. Bu faul. Hakemin kararı doğru. Haydut'a kırmızı kart gösterildi. Robin Haydut'u saha dışına çıkarıyor. Çok sert oynarsan işte böyle olur. Şimdi Buster penaltı atışı yapacak. Hadi Buster. Gol! Başardın Buster. Maçı kazandınız. Üstelik güzel bir kupa da aldınız. Bu çok eğlenceliydi. Hadi uyan Buster. Yepyeni bir gün başlıyor. Bir dakika. Etrafta renk yok. Çok tuhaf. Robin'in bile rengi yok. Bak Robin, Buster seni yine renkli yaptı. Aferin sana Buster. Olamaz. Yavru ördek üzgün görünüyor. Rengini kaybetmiş. Belki Buster yardım edebilir. Çok iyi. Rengi tekrar yerine geldi. Oo, bak ördekçik ne kadar mutlu oldu. Şuna bak. Terry'nin çiftliği de renklerini kaybetmiş. Buster yardımcı olabilir mi? Elbette olabilir. Sihirli dokunuşların var Buster. Olamaz. Scout da mı kaybetmiş? Hadi Buster. Tekrar rengini kazanmasına yardım et. İşte oldu Scout. Normale döndün. Bakın, Buster her şeyin rengini değiştirebiliyor. Şimdi top yeşil oldu. Top şimdi de mor oldu. Buster renklendirmeyi çok iyi biliyor. Vay canına. Buster Scout'u gökkuşağı renklerine boyadı. Şimdi kendi de gökkuşağı renklerinde. Gökkuşağı otobüsü Buster. Yine Terry ile karşılaştı. Şimdi gökkuşağı Terry oldu. Şu tarlalara bakın. Ahırda gökkuşağı. Her yerde gökkuşağı renkleri var. Muhteşem. Buster bulutları bile farklı renklere dönüştürdü. Ama bir tek şey eksik. Elbette ki bir gökkuşağı. Gökkuşağı otobüsü gökkuşağı üzerinde hızla yol alıyor. Hoşça kal. Oh Buster, sadece bir rüyaydı. Ve dışarıda yağmur yağıyor. Aa, üzgünüm Buster. Bir dakika. Belki sonunda sihir yapmışsındır Buster. Güneşin çıkmasını sağladın. Bakın bu otobüs Buster. Sahilde bir gün geçiriyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Olamaz. Buster tekerlekleri kuma saplandı. Bu planın bir parçası değildi. Digger'a bakın. O palet zincirleri sayesinde kuma saplanmıyor. Peki bu kim? Martı Sandy. Acaba Sandy ona yardımcı olabilecek mi? Sanırım onun peşinden gitmeni istiyor Buster. İşte böyle Buster. Tekerleklerini sırayla hareket ettirirsen kuma tekrar saplanmazsın. Digger bir çukur kazıyor. Aa, dikkat et Buster, bu da ne? Bir kova ve kürek. Sanırım Sandy kumdan kale yapmak için ona yardım etmeni istiyor. Biraz daha kum. Kovayı ters çevir. İşte kumdan kale. Çok iyi Buster. Ne hoş değil mi? Aferin. Oh, vay canına. Digger'ın kumdan kalesi muhteşem olmuş. Seninkinden çok daha büyük. Dur Buster, o çukura dikkat et. En azından seni yine oradan çıkarmak için Digger yanında. Bence Digger bu şahane kumdan kalesiyle gurur duyuyor. Hayır Sandy, oraya konma. Kumdan kaleyi mahvedersin. Sandy'nin yaptığın şeyi farkında olduğunu sanmam. Olamaz. Geriye kocaman bir kum yığını kaldı. Bu ses de ne? Bir dalga. Dikkat edin arkadaşlar. Zavallı Digger. Ama bir dakika. Kumdan kalelerin hepsi yıkılmamış ki. Buster'ın küçük kalesi hala sapasağlam. Sandy sayesinde şimdi en büyük ve en iyi kale o. Hoşça kalın. Umarım sahilde harika. Buster için okula gitme zamanı. Beslenme çantasını unutmamalı. İşte izci. Geç kalmak istemiyorlar. Bu da kim? Bir itfaiye arabası. Buster'a el sallıyor. Okulda öğretmenin bir sürprizi var. Bu Eş. Okuldaki yeni çocuk. Onların sınıfına katılacak. Eş, Buster'ın yanına gidiyor çünkü ona selam verdi. Yeni bir arkadaş edindiği için çok heyecanlı. Bugün çocuklar park etmeyi öğrenecekler. Öğretmen onlara nasıl düzgünce yapılacağını gösteriyor. Şimdi deneme sırası onlarda. İzci başardı. Buster da öyle. Oh. Eş yeni arkadaşının yanından hiç ayrılmıyor. Buster nereye giderse onu takip ediyor. Buster'ın park etmeye çalıştığını anlamıyor. Eyvah, sanırım Buster'ı biraz sinirlendirdi. Buster'ın alana ihtiyacı vardı ama Eş anlamadı. Buster ve izci teneffüste oyun oynuyorlar. Zavallı Eş'in oynayacak arkadaşı yok. Ama Buster ve izcinin bir fikri var. Eş onlarla oynayabilir. Sonuçta arkadaşlar. Şimdi hepsi beraber oynuyor. Oo, iyi şuttu Eş. Yeni arkadaşlar edinmek güzeldir. Merhaba Buster. Aa, olamaz. Buster çok hasta görünüyor. Merhaba Scout. Galiba Scout oyun oynamak istiyor. Buster'ın bugün oynayacak kadar iyi hissettiğini sanmam. Buster hasta hissediyor. Çabuk ol Scout. Git yardım çağır. Aa, zavallı Buster. Ama iyileşecektir. Hepimiz ara sıra hasta oluruz. Aa, bakın. Scout ambulans Amber'ı Buster'a bakması için çağırıyor. Harika fikir Scout. Amber Buster'ı iyileştirmek için ne gerektiğini iyi bilir. Ambulans Amber Buster'a garajına kadar eşlik ediyor. Bakalım Buster'ın nesi olduğunu öğrenebilecek mi? Önce Buster'ın lastiklerine bakalım. Aa, bakın. Bunun bütün havası inmiş. Şişirilmesi gerekiyor. İşte böyle. Şimdi oldu. Buster şimdiden iyi görünüyor. Aa, ama hala biraz ateşi var. Aa, evet. Hadi ateş ölçerle Buster'ın ateşine bakalım. Durum iyi görünmüyor Buster. Amber'ın Buster'ın motoruna bakma zamanı geliyor. Olamaz. Buster yağ sızdırıyor. Hasta hissetmesine şaşırmamalı. Amber İngiliz anahtarıyla bunu düzeltiyor. Sorun yok Buster. Birazdan bitecek. Birkaç dönüş daha. İşte böyle. Aferin sana Amber. Buster yeniden normale dönmüş görünüyor. Bence oyun oynayabilecek kadar iyileştin Buster. Çok mutlu görünüyor. İşte bizim tanıyıp sevdiğimiz Buster. Amber'ın gitme vakti geliyor. Güle güle Amber. Buster'la ilgilendiğin için sağ ol. Scout ve Buster oynamaya gidiyor. Hoşça kalın. Bugün çok neşeli görünüyorsun Buster. Orada ne gördün? Oh, harika. Yavru kedi. Ne kadar şirin. Dikkatli ol Buster. Sen çok büyüksün. Kedi ise çok küçük. Aa canım. Sanırım onu korkuttun Buster. Acaba nereye gidiyor? Oradan geçmek için çok büyüksün Buster. Etrafından dönmek zorundasın. O yavru kedi nereye girmiş olabilir? Uh-oh. O büyük ağacın tepesinde mahsur kalmış. Onu kurtarman gerek Buster. Trambolin mi? Ne kadar iyi bir fikir. Yavru kedi gayet yumuşak bir şekilde atlayabilecek. Zıpladı. Olamaz. Yavru kedi tekrar o ağacın tepesine zıpladı. Hadi başka bir şey deneyelim. Bir ağ mı? İyi fikir Buster. Dikkatli ol. Yavaş, yavaş. Ah bak, bir arı. Hareket etme Buster. Zarar vermek istediğini sanmıyorum ama... Hay aksi. Şimdi ağ da kırıldı. Şimdi en başa döndük. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına başka bir fikir geldi. Tabii ya. Buster itfaiye kamyonu Ashley'i çağırmış. Ashley uzun merdiveniyle yavru kediye kolayca ulaşabilecek. İşte oldu. Yavru kedi artık güvende. Olamaz. Sanırım yavru kedi merdivenden inmeye korkuyor. Acaba Buster'ın planı ne? Aa evet. Yavru kedinin yün topu. Onunla oynamak için aşağı inecektir. Bakın yavru kedi nasıl mutlu oldu. İşte merdivenden aşağı iniyor. Kedimiz artık güvende. Aferin sana Buster. İşte Buster ve izci. Çamurlu su birikintisinde oynarken çok eğleniyorlar. Ama hayır. Zavallı Scout biraz hasta hissediyor. Aa, sorun değil. Yarın tekrar birlikte oynayabilirler. Şimdi Buster içeri giriyor ve bir şeyler atıştırıyor. Eyvah! O elmayı yemeden önce çamurlu tekerleklerini yıkamadı. Bu pek temiz değil. Ve her yerde çamurlu tekerlek izleri bıraktı. Eyvah! Ertesi sabah anne Buster'ı uyandırmaya gelir. Ama hayır. Buster hiç iyi görünmüyor. Zavallı Buster. Oh, ateşi var. İyileşmesi için bugün evde kalması gerekecek. Şimdi biraz ilaç zamanı. Buster görünüşünü beğenmedi ama anne bunun onun iyileşmesine yardımcı olacağını biliyor. İşte o kadar da kötü değildi. Şimdi Buster'ın biraz dinlenmesi gerekiyor. Ertesi sabah Buster çok daha iyi hissediyor. İzci de kendini daha iyi hissediyor. Dışarı çıkıp tekrar oynayabilirler. Ama bir saniye. Anne bir daha hastalanmamaları için önce ellerini yıkamaları gerektiğini söylüyor. Herkese bravo. Bekleyin. Annenin başka bir fikri var. Hastalanmamak için bu yüz maskelerini de takabilirler. İşte. Artık Buster ve İzci dışarıda güvenle oynamaya hazır. Şimdi çok mutlular. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Merhaba Buster. Köpek balığı posterin gerçekten harika görünüyor. Oo, Buster çok yorgun görünüyor. Acaba nasıl bir rüya görecek? Bu da ne? Yüzgeçler, mercan. Vay canına Buster, sanırım deniz altındasın. Bakın Buster nasıl yüzüyor. Okyanus onun yeni oyun parkı. Ne güzel değil mi? Kim tutar seni Buster? Gökyüzüne doğru sıçra. Ne kadar eğlenceli. Bir dakika, bu da ne? Kocaman bir balık. Çabuk ol Buster, saklan. Aa bakın, hiç de büyük değil, minicikmiş. Sorun yok Buster, endişelenecek bir şey yok. Peki ama bu ne? Köpek balığı Şem bu. Şu keskin dişlere baksanıza. Saklan Buster, çabuk ol. Olamaz. Buster küçük balığın gittiği yönü değiştirdi. Balıkçık şimdi de köpek balığına doğru yüzüyor. Anlaşılan köpek balığı Şem arkadaş edinmeyi çok istiyor ama galiba herkes ondan çok korkuyor. Çabuk ol küçük balık. Buster'ın yanına saklan. Bir dakika. Köpek balığı buna çok üzüldü. Çok üzüldü. Biliyor musun Buster? Bence köpek balığı çok yalnız ve sadece arkadaş olmak istiyordu. Çünkü hiç arkadaşı yok. Çok doğru Buster. Gidip ona bir merhaba de. Gördün mü? Sadece biriyle oyun oynamak istiyor. Buster ve Şem birlikte çok eğleniyorlar. Okyanus yakalamaca oynamak ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer. Şunların haline bakın. Oo, Buster uyanıyor. Sadece bir rüyaydı. Artık yüzgeçlerin yok Buster. Sen yine bir otobüssün. Ne harika bir denizaltı macerasıydı. Soğuk bir kış gecesi. Buster neyin peşinde? Vay canına, bir havai fişek çizimi. Buster çok heyecanlı çünkü bu gece gerçek bir havai fişek gösterisine gidecek. Ama bekleyin, bir şeyi unuttu. Güzel bir sıcak şapka. İşte şimdi gidip havai fişekleri izleme zamanı. Aa, bu da ne? Havai fişekler yüksek ses çıkarır. Eyvah, Buster'ı korkuttular. Yüksek seslerden hoşlanmaz. Aa, zavallı Buster titriyor. Anne ne yapıyor? Oo, Buster'ın oyuncak arabası yüksek ses çıkarıyor ama korkutucu değil. Bu yüksek ses de ne? Futbol dili olan Büyük Baba. Buster futbolu sever. O yüksek sese de aldırmaz. Bu yüksek ses de ne? Ha? Aa, patlamış mısır patlıyor. Buster patlamış mısırı sever. Bu gürültüyü aldırmaz. Vay, havai fişekler çok güzel. Belki de yüksek sesler o kadar da kötü değildir. Buster bir kez daha deneyecek. Wow! Şu rengarenk havai fişeklere bakın. Merhaba Buster. O ne kadar güzel bir çiçek. Pırıl pırıl güneşli bir gün. Buster bugün çok mutlu. Şuraya bakın. Kıpkırmızı sulu bir elma. Acele etsen iyi olur. Yoksa okula geç kalacaksın Buster. Ders çoktan başladı. Çabuk ol. Oh hayır. Öğretmen derse geç kalmandan pek memnun görünmüyor Buster. Şimdi dikkatini derse versen iyi olur. Anlaşılan bugün trafik konileri arasında yol almanız gerekecek. Bak Robin geliyor. Dersle ilgilen Buster. Dikkatini dağıtma. Olamaz. Öğretmen bundan hiç hoşlanmadı. Şimdi trafik konileri arasında yol alma vakti. Önce turuncu otobüs gidiyor. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Öğretmen bunu beğendi. Şimdi sıra sende Buster. Bol şans. Oo, yavaş ol Buster. Konilerin hepsini deviriyorsun. Konilerin içinde kalmaya çalış. Olamaz. Senden istenen bu değildi Buster. Çok hızlı gitmemeyi öğrenmen gerek. Öğretmen büyük hayal kırıklığına uğradı. Okulun dağılıyor. Herkesin eve gitme vakti geldi. Sanırım Buster derste söylenenleri yapmadığı için üzgün. Belki dönüp öğretmeninden özür dilese iyi olur. Öğretmen çok yorgun görünüyor. Bu onun için de yorucu bir gündü. Sanırım biraz neşelenmek ona iyi gelir. Ne yapabilirsin? Elma. İyi düşündün Buster. Gerçekten çok naziksin. Öğretmenin neşesini yerine getirdin. Hadi Buster, bu sefer yapabilirsin. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Konsantrasyonunu sağlıyor ve çok iyi gidiyorsun Buster. Başardın. Çok iyi Buster. Aferin. Neşli aydınlık bir gün ve Buster dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah, bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. Buster dışarıda oyun oynuyor. O da neydi? Anne suyun üzerinde kaydı. Eyvah, o da hala dağınık halde. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Buster ve anne birlikte yapabilirler. Tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay. Ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. Harika. O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. Yaşasın. Sonbahar geldi. Buster ve arkadaşları dışarıda oyun oynuyorlar. Ağaçlardan düşen yapraklara bakın. Bu da ne? Sanırım Scout'un aklına bir oyun geldi. Aa, Scout saklambaç oynamak istiyor. Ne harika bir fikir. Herkes gidip saklanırken sen saymaya başla Buster. Kamyon Tony ahıra saklanıyor. Jeep Jesse bu kutunun içine saklanıyor. Ekskavatör Digley o çalıların arasında bir çukur kazacak. Çabuk ol Scout. Buster saymayı bitirmeden önce saklanacak bir yer bulman lazım. Nereye saklanacaksın? 3, 3, 2, 1. Ebe sizi bulmaya geliyor. Herkes nerede acaba? Buster aramaya gidiyor. O ahırda saklanan biri var mı? Evet. Kamyon Tony'yi buldun Buster. Peki bu kutulara ne demeli? Burada saklanan biri var mı? Sanırım yok. Bir dakika. O kutu peşinden mi geliyor Buster? Bunun anlamı evet. Jeep Jesse'yi buldun. Aferin sana. Bu çalılara bir bakalım mı? Orada saklanan biri var mı? Bak Robin orada. Onu gördün mü? Acaba burada... İşte bu. Ekskavatör Digley'i buldun. Yaşasın. Geriye bir tek Scout kaldı. Acaba nereye saklanmış olabilir? Bir dakika. Sen de o yaprak yanında tuhaf bir şey fark ettin mi? İşte Scout burada. Aferin Buster. Arkadaşlarının saklandıkları yeri buldun. Eğlenceli. Bakın bu Buster. En sevdiğimiz sarı otobüs. Ama bir dakika. Her zamanki kadar parlak ve sarı görünmüyorsun. Buster. Bence yeniden boyanman gerekiyor. Biraz pis görünüyorsun. Harika fikir. Boya dükkanına gitmek işe yarar. Çok mutlu bir müşteriye benziyor. Buster yeniden sapsarıya boyanmak için sabırsızlanıyor. Yepyeni görünecek. Amanın, o da neydi? Bu seni korkuttu değil mi Buster? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Doğru rengi seçecek mi? İşte Buster sarı renge boyanıyor. Olamaz. Bu sarı değil ki. Buster kırmızıya boyandı. Fark ettiğini sanmıyorum. Haline bir bak Buster. Kırmızı bir otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boyaları yere döktün. Şimdi hangi rengin hangisi olduğunu nereden bileceksin? Bir deneyelim. Olamaz. Bu olmadı. Buster artık mavi oldu. Jesse çok şaşırmışa benziyor. Evet. Çünkü masmavi oldun Buster. Belki bu sefer sarı çıkar. Bu da sarı değil. Buster artık yemyeşil. Bakın Tony'nin kafası ne kadar karıştı. Dördüncü de hallederiz. Gözlerini kapat ve sarı dile Buster. Olamaz. Jesse ve Scout Buster'ı tanımışa benzemiyor. Buster bu sefer de pembe oldu. Bir dakika Buster. Yanıtın bu olduğunu sanmam. Buster gökkuşağı renklerine boyandı. Robin'in bunu onayladığını sanmam. Hangi renk tenekeyi seçmeli? Bunlardan biri sarı olmalı. İşte kader anı. İşte böyle. İşte tanıdığımız otobüs Buster. Yepyeni ve pasparlak bir sarıya boyandı. Ne kadar rengarenk bir maceraydı. Okul bitti. Ve izcinin bakmakta olduğu okul çiçeğini geri verme zamanı geldi. Peki eve götürüp bakma sırası kimde? Yaşasın. Sıra Buster'da. Buster çok yavaş gidiyor. Çiçeğe iyi baktığından emin olmak istiyor. İzci ve eşe veda etme vakti geldi. Wow! Dikkat et Buster. Neredeyse düşüyordu. Buster resmini çizdiği çiçeğe baktığı için çok mutlu. Onu yemeğe bile getirdi. Onun havuç yediğini sanmıyorum Buster. Onun yerine büyümesi için su gerekli. Yatağa gitme vakti geldi. İyi geceler çiçek. Ertesi gün Buster okula gitmek için çok heyecanlı. Dikkat et Buster. Çiçeği devirmek istemezsin. Hayır olamaz. Çiçek parçalandı. Buster ne yapıyor? Saklıyor. Başının derde girmesinden korkuyor. Buster hasta numarası yapıyor. Ama ateşi yok. Anne şimdi anladı. Buster parçalanmış çiçekle okula gitmek istemiyor. Herkese mahcup olacağını düşünüyor. Ama anne ne yapması gerektiğini biliyor. Çiçeği yeni bir saksıya koyuyorlar. Eskisinden daha iyi görünüyor. İşte yeni gibi. Buster çiçeği sınıfa getiriyor. Herkes yeni saksıdan etkilendi. Aferin Buster. Şimdi bakma sırası Eş'te. Yaşasın. Bakın işte izci. Ve işte Buster. Bence kovalamaca oynuyorlar. Buster ne gördü? Ah, vay canına, bu bir labirent. İzci içine girince... Hadi Buster, onu bulmaya çalış. İzcinin hangi yöne gittiğini merak ediyorum. İşte orada. Gidiyorlar, labirentte dolaşıyorlar. Buster şimdi hangi yöne gitmeli? Bu taraftan. Aa, bakın, sarı bir çiçek, ne kadar hoş. Birkaç dönüş daha ve... Şimdi hangi yöne? Bu taraftan. Bir dakika. Yine o çiçek. Buster daire çiziyor. Belki geri dönerse çıkış yolunu bulabilir. İşte izci. O da yolunu kaybetmiş gibi. Wow! Buster ve izci birbirlerini buldular. Çok şükür. Ama şimdi çıkış yolunu bulmalılar. İzci Buster'ın tepesinde dengesini buluyor. Belki bir çıkış yolu görebilir. İşte orada. Aferin izci. Çıkışa doğru hızla gidiyorlar. Ama ne taraftan gitmeliler? Ah, vah vah. Bakın, tekerlek izleri. Onları takip ederek çıkışı bulabilirler. İyi düşündün Buster. Yine o çiçek. Biraz daha ilerisi ve yaşasın. Başardılar. Güzel bir takım çalışması çocuklar. Bakın, bu spor arabası Rita. Labirentin içine giriyor. Pekala, sanırım Buster ve izci onun çıkış yolunu bulmasına yardım etmeliler. Oh, vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve fırlat. Buster nasıl gidiyor bakın. Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. Şuna bakın. Bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun Buster? Oo, bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Buster halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Wow! Çok eğlenceliydi. Buster şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? Oh! Buster gezegenin etrafında 4 dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Buster çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Buster. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Buster. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. Merhaba Buster. Anlaşılan çölde oldukça sıcak bir gün. Oo, ileriye baksana. Tepesinden dumanlar tüten kocaman bir dağ. O da neydi? Bu spor araba Rita. Hızla dumanlı dağa doğru ilerliyor. Sanırım yarışmak istiyor. Buster ve Rita süratle çölü boydan boya geçiyorlar. Rita daha hızlı. Hadi Buster, yapabilirsin. Buster rampadan atlayarak Rita'yı yakalamaya çalışıyor. Oh, tepeye kadar eğlenceli bir yarıştı. Ama bakın, o da ne? Çok sıcak, erimiş lav. Sanırım bu bir yanardağ. Her an patlayabilir. Uh-oh Buster, kayaya dikkat et. Olamaz, lavların içine düştü. Neyse ki bir şey olmadı. Olamaz. Sanırım yanardağ patlamak üzere. Çabuk olun, oradan hemen uzaklaşın. Olamaz. Yanardağdan fırlayan ateş topları her yere düşüyor. Dikkat edin. Onlar çok sıcak olur. Olamaz. Rita kuma saplandı. Buster cesaretini topluyor ve yeni arkadaşına yardıma koşuyor. Harikasın Buster. Şimdi acele edin. Hemen uzaklaşın. Hızlı, daha hızlı. Ramak kalmıştı. İtfaiye kamyonu Ashley geliyor. Halinden pek hoşnut görünmüyor. Şimdi bu yangını söndürmek zorunda. Buster ve Rita hiçbir şey söylemiyorlar. Yanardağın patlamasına neden olmak istememişlerdi. Kıl payı kurtuldular. Ama Buster bu süre zarfında yeni bir arkadaş edinmiş oldu. Hoşça kal Buster, hoşça kal Rita. Olamaz. Haydut Otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut Otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis Haydut Otobüs'ün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis. Şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut Otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. Aa, merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Buster şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Ah Buster. Ah işte Scout geliyor. Scout Buster'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Buster'a yardım etmelisin Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. Doğru yoldasın Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. İşte orada. Haydut Otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın Haydut Otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Buster'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan, sen masumsun Buster. Şimdi hapse Haydut Otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Buster hala hapiste olacaktı. Üzgünüm Haydut Otobüs ama sen bunu hak ettin. Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Tebrikler Otis.